Sevgili seyirciler, CHP'li belediyelerin skandalları bitmek bilmiyor. Bu sefer de Sarıyer Belediyesi kaçak binasıyla gündemde. 2017 yılında CHP'li eski başkan Şükrü Genç tarafından Sarıyer Belediyesi'nin yeni binası hizmete açılmıştı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu o açılışa katılmış, kurdele kesmişti. Sayıştay raporuna göre o bina kaçak yapı çıktı. Bu binanın temel atmasında vardım, açılışında da varım. Sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. 7 yıl önce böyle açılışını yapmıştı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Yüzlerce milyon liraya yaptırılan Sarıyer Belediye binasının kaçak yapı olduğu ortaya çıktı. 33 yıl aradan sonra Sarıyer Belediyesi tek çatı altında toplanıyor. Sarıyer'e hayırlı uğurlu olsun. CHP'li belediyeler hizmette sınıfta kalıyor ama skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer de kaçak belediye binası skandalı patlak verdi. Sarıyer Belediyesi binası kaçak çıktı. Yeni yuvamız tüm Sarıyerlilere öncelikle İstanbul'a ve tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Sarıyerlilerin gözünü böyle boyamış, kaçak yapı inşa ettiğini saklayıp açılışını yapmıştı. CHP'li eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından 2017 yılında yüzlerce milyon liraya yaptırılan belediye binasının yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sayıştay Türkiye'deki belediyelerin 2023 yılı denetim raporlarını açıkladı. Raporda önceki başkan Şükrü Genç döneminde hizmete açılan belediye binasının kaçak olduğu bilgisine de yer verildi. Söz konusu raporda idarenin ana hizmet binası olarak kullandığı taşınmazın yapı kullanma izin belgesinin bulunmadığı görülmüştür ifadelerine yer verildi.